Arkadaşlar hepinize Merhaba Merhaba bu videomda Kızımla birlikte bir kutu açılışı yapmak istedik bu videomuzda iPhone 11'in aksesuarlı ve aksesuarsız kutuların arasında nasıl bir fark var alırken belli bir fiyat farkı var bu fiyat farkına değer mi bunları inceleyeceğiz hem aynı zamanda içindeki Tabii çıkacak olan aksesuarların farklarına bakacağız acaba neler var Bu arada iPhone 11 almaya karar verdik iPhone 12'de Aslında bakarsanız değerlendirdik fakat biraz fiyatlarının yüksek olmasından dolayı iPhone 11'in işimizi rahatlıkla göreceğine karar verdik 2021 yılı için. O yüzden benim tercihim bu şekilde oldu. Siz de tabii ki kendi ekonominize göre tercihlerinizi yapabilirsiniz. Biraz fiyatlardan isterseniz bahsedelim. iPhone 11'in fiyatı kendi sitesinde 8000 lira 64 GB için. iPhone 12'nin ise 11.000 lira arada 3000 liralık bir fark var. Bunu tabii ki başka sitelerden de alabilirsiniz. Hepsi burada ya bakalım. Hepsi burada durum nasıl? Aksesuarsız olarak alırsanız 7300 lira ki Apple Store'da aksesuarsız olarak satılıyor. Aksesuarlı olarak alırsanız ise 7700 liralık bir fiyat etiketi var. iPhone 12'ye de bakalım. Acaba iPhone 12 kaç lira? iPhone 12'nin fiyatı ise 10 bin 399 10.400 lira yani 3000 liralık bir fiyat farkı var. Bu fiyat farkına değmeyeceğini düşündük. Kaldı ki ben de bir yıla yakın bir zamandır iPhone 11 kullanıyorum. Çok memnunum. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan kutu açılışına geçelim ve farklara bakalım. Öncelikle kutuların şöyle bir farklılıklarına bakalım. Arada yarı yarıyadan fazla bir fark var. Değil mi Elif? Evet. Yani bu bayağı incelmiş. Keşke fiyatları da düşmüş olsaydı. Sen bunu açmak ister misin kızım? Olur. Hadi aç bakalım ben de bunu açayım. Tamam. Önce jelatini çıkart. Arkasını çok fazla gösterme. Sansür yapmak zorunda kalmayayım dedim ama. Tamam. Şimdi şöyle açıyorum ben bunu. Hop açtık. Burada tabii telefon vardı. Şu anda iPhone 11 çekim için kullanıyoruz. Sen kaldır bakalım. Hı hı, çok güzel. Yeni telefonumuz elimizde. Şöyle al bakalım eline. Evet, şöyle bir çevir göster. Harika. İstersen, evet. Bu ses çok güzel, değil mi? Evet. <laughs> Arkada var mı herhangi bir koruyucu? Arkada yok. Arkada yok. Tamam. Şimdi telefonu şöyle yanına bırak. Evet. Bakalım burada kutu şeylerimiz vardı. Red ilgili malzemelerimiz vardı. onları ben şöyle kenara koyuyorum eski kutumuzda. Şimdi yeni kutuda ne var? Ona bakacağız. şimdi eski kutunun içerisinde neler çıkıyordu Elif? Kulaklık. Kulaklığımız çıkıyordu. AirPods'lar çıkıyordu. Daha sonra şarj aleti. Şarj kablomuz çıkıyordu. Lightning kablosu evet. çıkıyordu. Bir ucu lightning girişli, diğer tarafı ise USB bağlantısı var. Aynı zamanda kutunun içinden ne çıkıyordu? 5 watt gücündeki şarj adaptörü çıkıyordu. Kaldı ki bu iPhone 11'i 3 saatte şarj ediyor. Oldukça yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yeni kutunun içine bakalım neler var. Hemen 1 metre uzunluğunda yine şarj kablomuz var. Fakat arada bir fark var galiba Elif. Evet. Burada gördün mü babacığım? Evet. Type-C bağlantısı var. Şöyle yan yana koyalım. Bu bizim bilgisayarımızın hatırlarsan Macbook'un girişine benziyor gördün mü? Evet. Evet bu Type-C bu da USB 3.0 diye adlandırılan bağlantı. Bunun için ayrı bir adaptör alabiliriz veya bunu bilgisayarda kullanabiliriz. Kaldı ki dediğim gibi 5 watt gücündeki bu adaptör biraz güçsüz kalıyordu. Bakalım daha başka ne var içerisinde? Evet. Yine bir iğne ve Apple logosu. Ne diyorduk buna? Hiçbir zaman kullanmayacağımız Apple logosu. Kutu açılışını yaptık ve aradaki farklara baktık. 5 wattlık bir şarj adaptörü ve kulaklık için 400 liradan fazla para vermeye gerek olmadığına karar verdik değil mi Elif? Evet. Evet onun yerine peki ne yapabiliriz ne alabiliriz İsterseniz onlara bakalım. Apple'ın kendi sayfasına şimdi bakıyorum. Orada bu 5 watt'lık şarj adaptörü 180 liraya satılıyor ki kesinlikle bunu almam Elif alacak olsam. 20 watt gücünde yine Apple'ın orijinal şarj adaptörü 200 lira. Kesinlikle bunu alabilirsiniz. Bir de hepsi buradaya bakalım. Hepsi burada da şu anda Spigen'in güzel bir şarj cihazı var. USB-C çıkışlı. Onun da fotoğraflarını şimdi buraya koyuyoruz. 150 lira oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip 27 watt gücünde yani orijinal üründen 7 Watt daha fazla güçlü bu aletle iPhone 11'inizi sıfırdan %65 şarja 30 dakikada iPhone 11 Pro Max'inizde ise yarım saatte %51 şarja getirebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir test yaptım. MacBook Pro'nun şarj adaptörüyle Dün akşam telefonumu şarj ettim ve 1 saat 15 dakika gibi kısa bir sürede şarj oldu. Aradaki farkı ekrana yansıtayım. 5 wattlıkla 27 watt arasında ne kadar fark var? Bunları da ekrana getirmiş Olalım Yeni telefonumuzu hepsi üzerinden almıştık. Oldukça güzel bir şekilde paketlemişler. Güvenli bir şekilde elimize ulaştı. Onda fotoğraflarını şuraya koyalım hemen. Gayet güzel bir şekilde elimize ulaştı. Tabii ki şarj kablosu eğer eski elinizde varsa o eski şarj kablolarını da kullanabilirsiniz. Masrafa girmemek adına veya USB 3.0 dediğimiz kabloları kullanmaya devam edebilirsiniz. Fazla para harcamamak adına. Aynı zamanda telefonun uzun ömürlü olması açısından yine sürekli telefonunuzu hızlı şarj etmek, sürekli her gün hızlı şarj etmek telefonun batarya ömrünü mutlaka uzun vadede bir yıl içerisinde belki iki yıl içerisinde daha fazla düşürecektir. O yüzden bırakın uzun sürsün ama şarjınız bırakın uzun sürsün fakat düşük güçle şarj etmenizi tavsiye ederim. Bir de kılıf alırken iPhone 11 için özellikle nelere dikkat etmek gerekiyor? Şurada iki tane kamera çıkıntısı var. Bu kamera çıkıntısını özellikle kapatacak bir kılıf almak gerekiyor Elif. Yoksa bıraktığın zaman, yüzeye bıraktığın zaman, koyduğun zaman çizilebilir. Bir de ön tarafta şurada dudak dediğimiz kısımlar biraz çıkıntılı olmasına özen gösterin. Çünkü Telefonun ön kısmı tamamen ekran olduğu için düşmelerde hasar görmesin çok çabuk kırılıyor. iPhone 11'in ekranları düşmeye karşı fazla dayanıklı değil. Bir de ağırlığı neredeyse 200 gram bu konuda dikkatli olmaya gerek var diye düşünüyorum. İsterseniz yavaş yavaş artık videoyu sonlandıralım. Sözü Elif'e bırakalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hazır mıyız? Evet. Arkadaşlar hepinize merhaba. Merhaba. Bu <laughs> Gülme kız <göz>, ne <gülüyor> gidiyor? <gülüyor> Hadi. Hazır mıyız? Tamam. tamam. Peki o zaman. Hazır mıyız? Hayır. Hadi. Bir, iki, üç. Ay güzelliğim benim maşallahım. Sen böyle mi ayarlayacaksın saçları? Nasıl ayarlayacaksın? Güzel mi? Güzel harika. Evet. 1, 2, üç.